belirli bir Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sivas Şubesi 10. olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Özel bir otelde gerçekleştirilen SES Sivas Şubesi 10. olağan genel kuruluna SES Sivas Şube Başkanı Özgür Baştürk, SES Kadın Meclis Üyesi Gülşah Baştürk ile yönetim kurulu ve sendika üyelerinin yanı sıra demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan 10. olağan genel kurulda ilk olarak divan kurulu üyeleri seçildi. Belirli bir Divan Kurulu Başkanlığına Ali Çelik söz, Divan Kurulu üyeliklerine ise Hülya Demir ve Cemal Coşkun seçildi. Çalışması gerekiyor. Yönetmek de kolay değil. Yani öyle bir yönetim. Genel Kurul'da Genel Merkez tarafından gönderilen mesaj okundu. Sevgili yoldaşlar, mücadelemiz büyüyerek devam ediyor. Ekonomik kriz daha ağırlaşır. Toplu intiharlar seri hale gelirken 10. olağan genel kurulun açılış konuşmasını Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sivas Şube Başkanı Özgür Baştürk yaptı. Diyebilmeliyiz. Bir sağlık emekçisi ve bir insan olarak yaşamak ve yaşatmak için her şeye rağmen Baştürk konuşmasında mücadele enerjimizi siyasal düşünce, ideolojik gruplaşma, kimlikler, mezhepler ve şekilcilik üzerinde harcayarak değil, somut ve nitelikli çalışmalarda değerlendirmeliyiz dedi. İhtiyaçlar, sürgünler ve buna benzer olumsuz koşullar nedeniyle gerileme yaşamaktadır. Hem ulusal hem de ileri düzeyde üye kayıpları yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Ancak bu süreçte ileriye doğru bir adım atamıyor olsak bile görünür olmak şube faaliyet, mali, denetleme ve disiplin raporlarının okunmasının ardından yapılan seçimlerde mevcut Başkan Öztürk Baştürk güven tazeleyerek tekrar SES Şube Başkanlığı görevine seçildi. Belirli bir bilgin olmasak dahi kimleri seçeceğimizi bile